asıl işim arazi kontrol teknikeriyim ben. Makinaların sevki ve idaresi bana aittir, yönlendirilmesi. Ama ben merak ettiğim için makine kullanmayı öğrendim. Sağ olsun arkadaşlarım, operatör arkadaşlarım da bu konuda yardımcı oldular. Onların sayesinde ekskavatör kullanabiliyorum, dozer kullanabiliyorum. Yani seviyorum, işimi severek yapıyorum. Hani bu işin mutfağında da olmak istedim. Yani hani şunu yap bunu yap değil de o çalışan insanların neler çektiğini hissetme. Empati her şeyden önemlidir. İnsanız çünkü. Karşımızdakini yerine kendimizi koymalıyız. Ona göre hareket etmeliyiz. Şimdi birbirimize daha iyi anlaşıyoruz. Herhangi bir sorunumuz yok yani. İşte depremin ilk dakikalarından itibaren zaten devlet su işleri olarak görevdeydik. Hemen çağırdılar. İşte çocukları arabada bıraktık. Adana'dan da bayağı bir şey yaşadık çünkü biz. Çocukları arabada bıraktık. 12 gün, 13 gün Adana'da bizzat görev yaptık. 24 saat. Can kurtarmaya çalıştık. Yani o insanların çığlıkları, hani sesimi duyan var mı? Bunu duyduğun her şey oluyorsun zaten. Sesimi duyan var mı? Hani enkazı görüyorsun ama Allah'ım diyorsun, ne olur hani bir ümit ya, bir ümit, bir şey çıksın. İşte o çocukların oyuncaklarını gördüğüm zaman çok kötü hissediyorum. İki çocuk annesi olarak. Onu hiç unutmuyorum. O çocukların pembe bez bebeklerini gördüğümde kendimi çok kötü hissetmiştim. O hala böyle şeydir. Başımı yastığa koyduğumda o çocukların oyuncakları hala beni, canımı acıtır. Kızım aklıma gelir. Laptop. Hani gençlerin laptopu falan. Yani düşünebiliyor musunuz? Kıyamıyoruz o perdelere, o halılara, bir bayan olarak söyleyeyim ben. Ama o an hepsi yerdeydi. Sadece bir ses ya, bir ses. Hani o sesimi duyan var mı? Ona birisi bir işaret, bir ses. Her şeyden önemliydi o. Her şey boşmuş yani. Şu anda sadece depremsiz, depremsiz, çocuk çığlıkları, insan çığlıkları olmadan hani bir yaşam, bir yaşam. Anneler ağlamasın, çocuklar annesiz kalmasın. Yoksa kadın istedikten sonra her şeyi yapar. Yani bu geçmişimizde de böyleydi. Şimdi de böyle. Kadının isteyip de yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Yani Kurtuluş Savaşı'nda biz bunu bizzat yaşadık millet olarak. O yüzden ağlamayan çocuk, ağlamayan anne, ağlamayan kadın olsun. Başka da hiçbir şey olmasın. Sabah kahvaltısı, yumurta kırıyoruz işte. Menemen, kolayda ne varsa, makarna, onları yapıyoruz. Yapacak başka bir şey yok. Tek bayan ben olduğum için bir şeyler yapıyoruz yani. Hem çalışmalara katılıyoruz. Evet, hem çalışmalara katılıyoruz hem de işte iyi kötü karnımızı doyuruyoruz.